İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. İstanbul'dan buyurun. Hoş bulduk. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Cuma günleri ben sizi hep izliyorum. Ben beyni kaybettim. Öyle aram ediniz. 3 tane oğlan çocuğum vardı. Bunlar mal üzerine kavga yaptılar. Bana böyle çok eziyetler verdiler. Benden konuşmadılar. Evleri saklığa çıkardılar. Büyük oğlan benim üstüme yürüdü. Beni doğmağa kalktı. Beyim de çok iyi bir insandı. Hatta Covid'den evde hastaneye bile ağlayarak, oğlarım gene konuşmuyordu birbirinden, yoğun bakıma giderken bile ağladı ki biz böyle mi evlat. Benim beyim çok böyle namazına, ben bir haram yedirmedim dedi, bunlar niye böyle oldu dedi. Çok Allah bana Allah. Benim kapılarımı açmadılar, beni tek bıraktılar, gelinler de öyle. Bir tanesi bana çocukları hiç göstermedi. Çok şeyler yaşadım hocam. Bir de sana bir sorun daha var. Ben her namaz kılınca ben kocama 11 kulullarla uş elem her namazdan sonra kocamın ruhuna veriyorum. Bir de her gün Yasin, Tebareke, Ammen, Rahman sureti, Vaka sureti okuyorum. Ben gene beyime rahmet veriyorum. Çünkü ben beyim çok iyi bir insandı. Allah onun sayesinde Allah Kur'anları öğrendim. Onun için hocam, yani ben öldüğüm zaman da onunla bir yere olacağım mı altına dünyaya? İnşallah. Hocam sorum bu kadar. Peki şu an evlatlarınızla aranız nasıl? Görüşüyor musunuz? Evlatlarımla, ortanca evladımla görüşüyorum. Hem büyük evladım konuşmuyor benden. Zaten o benim üstüme de yürüdü. Bu sizi dövmeye çalışan oğlunuz, büyük oğlunuz. Evet. Yani üzerinize evet. Yürüyen. Evet. Evet. O babaya da çok etti. Arsa satıldı. Niye arsayı satıyor? Biz arsa almıştık o çocukken. Evet, onu evet. Sattık diye kıyametler koptu. Kardeşler oradan zaten birbirine girdi. Diğerleri dedi ki babam aldı. Yiyebilir, edebilir o. Niye satıyor diye şey yaptı. Onu da sattık. O da bize mezar şeyi oldu hocam. Evet, peki. Mezar tekrar mezar. Mevla rahmet eylesin. Mevla cennetinde buluştursun. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. İstanbul'dan seyircimiz. Eşim vefat etti. Evlatlarım mal paylaşımı yüzünden birbirine düştü. Bana da bakmıyorlar diyor hocam. Hanımefendinin bakın vefat etmiş eşine olan bu sadakati, bu vefası, her namazdan sonra onun için şu kadar sureleri 11 ihlas bir fatiha okuyor. Hasullan sevabı ona armağan ediyor olması ne kadar güzel şeydir. Ama oğullara bunu demeli. Ey gençler, babanız için söz konusu olan ölüm sizin için de söz konusudur. Ya. Ne zaman olacağı da belli değildir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyala. Yani şimdi babanız size bu mirası bıraktı. Sen çocuklarına ne bırakacaksın? Senin böyle bir hazırlığın var mı? Bakın babanız, ananız muhterem insanlardı. Ama buna rağmen siz vefasız çıktınız. Yani aklınızı başınıza alın. Yani Peygamberimiz ragime enfü burnu sürünsün, zelil olsun böyle Cibril böyle dua ediyor. Peygamberimiz de amin diyor. Üç defa amin deyince ya Resulallah yani siz hutbe minberinde üç defa amin dediniz. Bir dua eden vardı da onun için mi? Evet, Cibril dua ediyordu. Ne diyordu? Anası, babası veya birisi yanında bulunup da onu hoşnut edip cennete gidemeyen kişi zelil olsun dedi Cibril. Ben de amin dedim. Ya Allah'ın rızası ana babanın rızasında. Allah'ın gazabı ana babanın gazabında. Yani bu gençler aklını başına almalı ya. İnsaf etmeli. Baba gitti. Hadi getir babayı. Ya baba arsa almış, onu satıyor. Sen niye satıyor? Oğlum baban sahibidir ya. Yani. Baban sahibidir. Malın sahibi malını dilediği gibi kullanabilir. Sen eskinin üzerine yeniyi ilave edemedin.
Yani malın da sahibi olmadığın halde bir de lüzumsuzluk ediyor. Ne için bu arsa satılıyor diyorsun yani. Edep ya. Edep, saygı. Evet. Evet efendim. Ahirette de buluşacak mıyız, bir araya gelecek miyiz hanım diye sordu. Hanım efendi ondan müsterih olsun. İnşallah cennetlerde beraber olacaklardır. İnşallah. Yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.